Toprak Mahsuller Ofisi tarafında aynı sermaye olarak konulmuştu. TMO Top Lidaş Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, sanayici ve üreticiye lisanslı depoculuğun faydalarının yeterince anlatılmadığını ifade etti. Toprak Mahsuller Ofisi tarafında aynı sermaye olarak konulmuştu. İstekli, ilkin almak istedi ama bu hani kamunun malı ucuz alırım diye düşündü herhalde. Alamadı. 2005 yılında çıkarılan lisanslı depoculuk yasasına öncülük etmek amacıyla TOP ile birlikte TMO TOP Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kurulduğunu anlatan Toplu, Çorum'da 31.200 tonluk yeni depo imalatı yaparak üreticinin hizmetine sunduklarını, eski deponun ise antrepo olarak kiraya verileceğini kaydetti. Nihayetinde teşvikleriyle buraya Çorum'a bu 31.200 tonluk yeni depo imalatını yaptık. 9.600 ton eski depoyu da antrepol olarak sanayicimize, tüccarımıza kiraya vererek hizmet veriyoruz. Lisanslı depo konusunda hedefe ulaştığını, 8 farklı yerde 405.200 tonluk lisanslı depo yaptıklarına dikkat çeken Toplu, bunun ardından 226 farklı şirketin 8.350.000 tonluk lisanslı depo yaptığını söyledi. Hedefine de bana göre ulaştı Sayın Başkanım. 8 farklı yerde toplam 405.200 tonluk lisanslı depoyu, en büyük yatırımı TMO TOP olarak biz yaptık. Ancak 226 farklı şirket tarafında da 8.350.000 ton lisanslı depo yapıldı. Yani kısa bir sürede Sayın Başkanımın öngörüleriyle yapmış olduğumuz bu çalışmalarda gerçekten de sektöre öncülük yapmayı başardık. İllerin ardından ilçelere başlayacaklarını belirten Yahya Toplu, TMO TOP Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret AŞ Çorum Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, lisanslı depoculuk ile tarım ticaretinin dar bir alandan çıkarıldığına dikkat çekti. Tarım ticaretini dar bir alandan çıkardık. Çorum'un da sadece tarım ticaret yapanlar almıyor. Biraz önce Sanayi Ticaret Odası'nda siz konuşurken değerli bir tane yatırımcımız ve herhalde Sanayi Ticaret Odası'nın da üyesiydi. Bir serçenizde bulundu Sayın Başkanım. Dedi ki sektör dışında çok buğday aldılar. Fiyatlar yükseldi. Efendim lisanslı depoculuğunun yapılış amacı da buydu. Bugün bu sene pandemiden dolayı ve Rusya-Ukrayna savaşında dolayı fiyatları dünyada yükseldi. Dövizin de yükselmesiyle birlikte fiyatlar aşırı bir şekilde yükseldi. İstenen de buydu. Yani Sayın Başkanımın büyük çabalarıyla lisanslı depoya koyan ürünlerde stopaj alınmayacak. Belli bir kısım kirasını devlet destekleyecek. Sanayici ve tüccarın koyduğu üründe KDV muafiyeti olacaktı. Bu desteklerden dolayı lisanslı depo büyük ilgi gördü ve bu ilgiden dolayı tarım ticaretinin şekli değişti.